Merhaba sevgili arkadaşlar, Halime'nin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli kıvamı, ölçüsü tam yerinde şahane bir un helvası tarifim var. Sadece tek bir farklılıkla içerisine tahin ekleyeceğim. Dilerseniz hep beraber helvamızın yapımına geçelim. Öncelikle helvamızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. Uygun bir kabımızın içerisine bir su bardağı kaynar su, ve bir su bardağı toz şekerimizi alarak şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Ölçülerde kullandığım bardakların ölçüleri 250 mililitrelik. Şekerim tamamen eriyene kadar karıştırarak erimesini sağlıyorum. Artık şerbetim hazır. Şerbetimi kenara alıp helvamın yapımına geçiyorum. Helvamı kavurmak için uygun bir tencerenin içerisine 100 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağımı alarak erimeye bırakıyorum. Sıvı yağda kullandığım bardak ölçüm 125 milimetrelik. Klasik çay bardaklarından. Tereyağım tamamen eridi. Bu aşamadan sonra yağımı iyice kızdırıyorum. Orta ateşte başından ayrılmadan ara ara karıştırarak kızmasını sağlıyorum. Helvamızın daha lezzetli olması için yağımızın iyice kızması gerekiyor. Kızgın yağda kavrulan helvanın hem tadı hem rengi çok güzel oluyor. Ve kavurma işlemi yaklaşık 7 veya 8 dakika sürüyor arkadaşlar. Yağım tamamen kızgın hale geldikten sonra içerisine 2 su bardağı unumu ilave ederek bir kaşık yardımıyla hızlı bir şekilde helvamı karıştırarak kavurma işlemine başlıyorum. Kullandığım bardak ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardaklarından. Orta ateşte hiç durmadan devamlı karıştırarak helvamı istediğim rengi alana kadar bu işlemi sürdürüyorum. Unumuz kavruldukça gördüğünüz gibi kendini bırakıyor. Yaklaşık helvamı 8 dakika bu şekilde hiç durmadan karıştırarak istediğim rengi almasını sağladım. Artık bu aşamadan sonra hazırlamış olduğum şerbetini azar azar dökeceğim. Hemen bir kaşık yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırarak helvamı bütün şerbetini çekene kadar bu işlemi sürdürüyorum. Bu arada ocağımın altı açık hala kısık ateşte bu işlemleri yapıyorum arkadaşlar Saniyeleri içerisinde bütün şerbetini çekiyor Bütün şerbetini tamamen çektikten sonra başta da belirtmiş olduğum gibi tek bir farklı içerisine Tahin ekleyeceğim Ocağımın altı hala açık kısık ateşte bu işlemleri gerçekleştiriyorum bir çay bardağı tahinimi de helvamın içerisine ilave ediyorum. Daha sonrasında tekrar karıştırarak bütün tahini helvaya yediriyorum arkadaşlar. Gerçekten helva çok yakışıyor. Kesinlikle denemelisiniz. Denedikten sonra siz de göreceksiniz ne kadar lezzetli olduğunu. Tahin ve helva tamamen birbirle bütün olana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonrasında ocağımın altını kapatıp ılımaya bırakıyorum. Helvam hazır hale geldi. Artık sizler için hemen servis edeceğim. Servis etmeden önce bir kaşık ile tekrar karıştırıyorum. Helvanın sunumunda ben bugün sizlere dondurma aparatıyla sunum yapmak istedim. Ama sizler küçük kaselerde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle bir miktar helvamı dondurma aparatın içerisine alıyorum. Daha sonrasında kaşık ile düzeltip servis tabağına ters çevirerek şeklini vermiş oluyorum. İnanın arkadaşlar tahin ve helva gerçekten çok çok yakışıyor birbirine. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Siz de denedikten sonra ümit ediyorum ki favorilerinizin arasına girecektir. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup sil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden Anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerimde aklınıza takılan soruları bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Tarifimiz sonuna geldim. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.